sporcular için patatesli yumurta yapacağım. Ama yalnız patatesli mi? Hayır. Dereotlu, maydanozlu, kızartması bile farklı. Mutlaka beğeneceğinizi umuyorum. Onun için neler gerekli? Hemen tezgahımızın üzerine bir bakalım. Öncelikle 2 tane patates, 4 tane yumurta, 1 kaşık tereyağı, 1 tutam dereotu, 1 tutam maydanoz, karabiber ve tuz. Tabii ki bir tava ve sıvı yağ. Bunlar varsa hemen yapmaya başlayabiliriz. Hemen sıvı yağımızı ocağımızın üzerine koyalım. Sıvı yağımız ısınırken ben patatesleri doğrayacağım. Önce yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Sonra bunları böyle tavla zarından biraz büyük. Dal şeklinde doğruyoruz. Evet. Patatesimiz hazır. Ben bunu biraz değişik yapacağım. Şimdi diyorsunuz ki ben bunu biliyorum. Doğru biliyorsunuz. Bunu bol yağda kızartacağım. Sonra kızarttığımız zaman onu tavada alacağım. Sonra mı ne yapacağım? Takip edin. Gördüğünüz gibi patatesi normal patates kızartma gibi kızartıyoruz bol yağımızın içinde. Gördüğünüz gibi patatesi kızartıyoruz. Şimdi zannediyorsunuz ki onun içine yumurta kıracağım. Kırmayacağız. Tabii ki o yağdan onları çıkaracağız. Kabımızı alacağız. Patatesimiz kızarırken biz yumurtalarımızı kırıp hazırlayalım. Yumurtayı yaptık. Şimdi hemen dereotlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Böyle. Yumurtamızın üstüne atıyoruz. Biraz da maydanoz. Bir tutam bakın çok değil bunlar. Evet. Şunları da atıyoruz yumurtamızın içine. Patateslerimiz kızarıyor. Güzel. Yumurtamızın içine birazcık karabiber, bir çay kaşığı kadar, tuzunu atıyoruz. Şimdi bunları ne yapacağız? Bunları artık şöyle bir tabağa alalım şuradan. Patatesleri kızarttık, bir tabağımıza aldık ve bu kızarmış olan patatesleri daha önce hazırlamış olduğumuz yumurta, karabiber, tuz, maydanoz ve dereotuyla buluşturuyoruz. Bakın tıkır tıkır sesi duyuyor musunuz? Bunları şimdi çok güzel karıştırıyoruz. Şöyle altın üstüne getirelim.
Tavayla buluşmaya hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Tavanın içindeki yağları alıyoruz. Tavanın içine biraz tereyağımızı koyuyoruz. Çok az da sıvı yağ koyuyoruz. Ne mi yapıyoruz? Takip edelim. Tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. İçinde çok az da sıvı yağ var. Bakın. Gördüğünüz gibi tereyağımız kabardı, hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz yumurtamızı dinlendirdik de altı bunun şimdi kaymak gibi pişecek. Sonra çevireceğiz ve yiyeceğiz. Altına baktık, hazır. Şimdi bunu çeviriyoruz. Tabağımızı üzerine koyuyoruz. Buraya geldik. Hop. Bakın hele, bakın, 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 görüyor musunuz? Hop. Evet, pasta gibi yumurta. Bakalım altında piştiyse, ki bana göre pişti. Oo, nefis. Altını kapatıyoruz. Hemen tabağımıza koyduk. Yemeğe hazır. Hemen servisini yapıp tadına bakalım. Evet, patatesli yumurtamız hazır. Tadına bakalım. Bıçaktan şöyle bir keselim. Gördüğünüz gibi pasta gibi zaten. Bir dilim. Birazcık kırmızı biber atalım üstüne. Ben kırmızı pul biber. Ben seviyorum yemeklerimi üzerine atmayı. Birazcık da karabiber. Bunun içine hani en başta yumurtayı hazırladık. Patatesle karıştırdık, dereotu koyduk, maydanoz koyduk. Ya canınız peynir isterse peynir de koyabilirsiniz. Karıştırabilirsiniz. Artık kendi damak zevkinize göre. Ama bir kabın içinde karıştırıp yağ koyduğunuz zaman inanın çok farklı, çok da güzel oluyor. Bakın pasta gibi, görüyor musunuz? Tadına bakalım. Bence hemen denemelisiniz. Hepinize afiyet olsun.